14 Ocak 2023 Cuma İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 7 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Yarışın şartlarına göre geçmiş sonuçları inceleyip hazırladığımız verileri artık sitemizde yayımlayacağız. Yukarıda adresi yazılı sitemizde, ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olduğunu belirtelim. Video izlemeye zamanı olmayanlar, yorumların yazılı halini, yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını WhatsApp'tan alabilirler. WhatsApp numaramız, 0542 832 1444'tür. Ekleyip iletişime geçerek, ücretli katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. 4 yaşlı Arapların, Handikap 14 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan 5 isim oldu. 4 numaralı Gök Kuzgun, 5 numaralı Yiğit Kral, 6 numaralı Güçlü Eş, 8 numaralı Doğan'ın Ateşi ve 9 numaralı Tay Sekin olmuştur. Bu koşuda liderliği 8 numaralı Doğan'ın Ateşi alacaktır. Stili bir rakibi olmadığı için, uzun mesafede ağır tempolu bir gidişat izleyeceğimizi söyleyebiliriz. Bu grubun en kaliteli isimlerinden biri olan 5 numaralı Yiğit Kral, son yarışında nihayet kazanarak ilgililerinin yüzünü güldürdü. Bugün bu grupta da ön plana çıkıyor ancak, ne kadar zor kazandığını gördükten sonra, tek olarak yazmanın çok riskli olacağını söyleyebiliriz. Kalitesine istinaden ilk sıradan kuponlara işaretleyelim. 2 numaralı daye Karataş İdaresinde bu yarışa hedefli katılıyor. Uzun mesafeyi çok daha iyi koşabilecek pedigriye sahip olan daye mutlaka kuponlarda olması gerekir. Gökhan Kocakaya tercihli 3 numaralı Diatome, Vedatlı 1 numaralı Özarın ve Uçanoğlu temsilcisi 4 numaralı Gök Kuzgun bu grupta yazılması gereken diğer isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5 2 3 1 4 şeklindedir. İkinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 21 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Tek süratli isim, 4 numaralı Steelman'dir. Steelman, her ne kadar önde boş kalacak olsa da, bitirme ihtimali zayıf olan bir isim. Çünkü kazanma karakteri çok düşük. Bu atın yarış kazanması için 55 kilo civarında olup önde boş kalması gerekiyor. Bu rakipler arasında şans veremeyeceğiz. 3 numaralı Gold Power 2 aylık bir aradan sonra bu yarışa katılacak. Düzenli idmanları ile form tutan safkan bugün dinlenerek katılacağı bu koşuda mutlaka üst sıraları zorlayacaktır. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Anadolu Prensesi güçlü ekürisi ile start alacak bu pist ve mesafede yarış kazanmış olan bu atların, yine kazanma ihtimalleri yüksektir. Mutlaka yazalım. Son olarak, 7 numaralı Passion Runner'a şans vermek istiyoruz. Yazdığımız iki isim güçlü sprinter olarak öne çıkan kaliteli isimler. Ancak yarış ağır tempoda geçecek ve önde boş kilolu diri bir at kuponlarımızda olsun istiyoruz. Bu tanıma en uygun isim, 7 numaralı Passion Runner'dır. Bugün 52 kiloda kendisini tanıyan aprantisi idaresinde yarışacak. Arka grubun biraz fazla beklemesi durumunda, Paşın Runner bir anda yarışı çalabilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 3, 2, 7 şeklindedir. Yıldızlı bülten WhatsApp hattı, tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine, WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, günlük YouTube kanalımıza yayımlanan yorumları, yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz, sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız, yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayımlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler, yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca, WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar, yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler, bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız aynı tahminleri ücretsiz olarak yayınlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler, kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. Üçüncü ayak. Dört ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, kısa vade altı yarışı, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 1 numaralı Aferdita alacaktır. Stili hiçbir rakibi yoktur. Lehine şartları yakaladığında, mesafe ayırt etmeden başarılı koşan Aferdita, ara sonrası bir yarış görmüş olarak İstanbul'a geliyor. Artan form durumu ve önde boş kalacak olmasından dolayı, ilk isim olarak kuponlara işaretleyelim. 5 numaralı Lima, ara sonrası bu yarışa katılıyor. Çim'de çok başarılı yarışlarını izlediğimiz bu isim, sentetik pistte de oldukça iddialıdır yeterli hazırlıkları ile bugün sorunsuz katılacağı bu yarışta, birinciliği alabilir. İkinci sıradan yazalım. Son yarışında geç kalan ataklardan dolayı başarılı olamayan 9 numaralı Kurşunili, bu kez Karataş idaresinde yarışacak. Kendi stilinde koşup, yarışı önlere yakın takip ederse, geç kalma durumu olmayacağı için kazanma şansı artacaktır. Bugün kuponlarda mutlaka olması gerekir. Son olarak, 2 numaralı Black Grape yazalım. Orta mesafeli yarışları çok seven bu isim gününde olduğunda rakip tanımıyor. Uygunlaşan kilosu ile bugün de iddialı olur. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1, 5, 9, 2 şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, Handicap 14 yarışı, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu gruptaki birçok isim, yarışı önlerde kabullenen atlardır. Bunlar arasındaki tek süratli isim, 5 numaralı Vesper'dir. Vesper her ne kadar önde boş kalacak olsa da, tamamı ön grup atı olan bu rakipler arasında, çıktığı gibi bitirme ihtimali zayıftır. Biz iki atı çok ön planda tutuyoruz. 1 numaralı September ve 2 numaralı Super Sweet gruptan biraz daha farklı isimler. Özellikle düzlük üzerindeki seri atakları ile öndeki rakiplerini yakalayamama ihtimali olmadığı için bu atlar arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Diğer rakiplerini detaylı yorumlamaya gerek duymadık. 1 ve 2 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. 5. ayak. 4 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat izleyeceğiz. Liderliği alarak yarışan hiçbir isim yok. Özellikle ağır tempolu gidişat tahminsel açıdan bu koşuyu oldukça zorlaştırıyor bir numaralı Torhantay için çok iyi şeyler söyleyebilirdik. Ağır tempolu gidişatları seviyor fakat, kazanma karakteri çok düşük. Yine de ilk sıradan yazılmalıdır. 6 numaralı Rüzgar Dahan ve 8 numaralı Aydost, son koşularında beraber start alan iki güçlü isimdir. Rüzgar Dahan kazanmış olsa da, Aydost'u da çok beğendiğimizi belirtelim. Bugün de üst sıralarda isimlerini duyuracaklardır. Özellikle 2 numaralı Elitta'ya dikkat diyerek, 3 numaralı Fuat Aga ve 4 numaralı Kahraman Efe'yi de kuponlarımıza ekleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 6, 8, 2, 3, 4 şeklindedir. Yıldızlı Bülten kanalı, ücretsiz yayın yapmaya devam edecektir. Şimdiye kadar bize destek olmuş ve bundan sonra destek olacak olan herkese teşekkür ederiz. Destek olmak için katıl butonunu kullanabilirsiniz. Katıl butonuna tıkladıktan sonra seçtiğiniz bir paketi satın alarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Eğer katıl paketleri size uygun değilse, teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıkladıktan sonra seçtiğiniz ücreti satın almanız yeterli olacaktır. Katkılarınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ederiz. 6. ayak. 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 3 yarışı 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Günün son koşusunda süratli atlar bir arada toplanmış. 13 numaralı Maggy Yehok mutlaka liderliği isteyen bir isim. 2 numaralı Hüma Sultan ve 11 numaralı Desert Fairy de mutlaka liderlik için hamle yapan isimlerdir. Bu isimlere 1 numaralı heva ve 12 numaralı Kaşgar'ın kızı da eşlik edebilir. Oldukça süratli bir tempo izleyebiliriz. Biz bu koşuda sabırlı bir şekilde ön grupta bekleme yapacak isimlere şans vereceğiz. Çünkü geriden gelebilecek çok güçlü bir isim yok. Önlerde diri kalan ve uzun düzlük sprinti ile etkili olan iki ismi sizlere önereceğiz. Bu isimler, 3 numaralı Always Lucky ve 5 numaralı Angel of Island olacaktır. İkisi de çok formda ve kaliteli atlardır. Angel of Island, bu gruba ilk kez çıkıyor olsa da, bizce artan form durumu ile yaşça büyük ciddi rakiplerini geride bırakabilir. Gökhan Kocakaya idaresinde kesinlikle ihmal etmeyelim. Bu koşuyu 3 ve 5 sıralaması ile geçebiliriz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.